Ayten, sana bayılmıyorum, bunu bil. Aman ben de sana. Taksitle aldım. Modern teknoloji varken ilkel şartlara uyum sağlamak zorunda değilim. Sana bayılıyorum Ayten. Bunu bil. Ayten. Ayten çalıyor bu Ayten. Yumurtacak hali yok ya. Açsana şunu. Ay neresine mi çıkalım yaparım Ayten. Ayten. Ay bir mekan aldım. Kim o? Alo. Buyursunlar. Alo. Alo. Asıl ben alo. Kiminle görüşüyorum? Biz kiminle görüşüyoruz? Benimle sanırsam. Mahpeyker ben. Alo. Alo. Berat mısın? Evet Berat'ım. Ayten? Yok ben Haydar. Mahpeyker anne. Değil. Mehpareymiş. Mehpare kim ya? Mahpeyker ben. Mahpeyker. Bir dakika. Anne. Annen değilim. Benim Ayten Bucu. Ayten'in annesi arıyor. Annesi. Annengil Berat arıyormuş. Ayten Bucu. Çık aradan. Lütfen telefonları kapatır mısınız? Çok uyum. Yüzüne kapatmak olmaz mı? Ayten neler oluyor orada? Ne biçim bir yer orası? Kim bu saçma insanlar? Derhal açıklayacaksın. Basiye. Nereye? Temizliyorsun. Ben de. Biraz konuşabilir miyiz? Ayten annesi nasıl bir yerde kaldığımızı anlatana kadar tam 3 defa renk değiştirdi. Ana renk kırmızı ve tonlarıydı. Çocuklarda mor tonları deniyor galiba. Arkadaşınıza da söyleyin. Bundan sonra telefon çaldığında siz açmayacaksınız. Kim açacak peki? Biz açacağız. Siz arıyorlarsa haber veririz. Nedenmiş? Çünkü genellikle bize telefon gelir. Yok canım. Genellikle bize de telefon gelebilir. Bizim haklarımız var. Kiracıyız. Bizim de haklarımız var. Biz de kiracıyız. Üstelik ladies first. Biz de ladies first. Yani ladies değilsek de first. Görüşürüz bakalım. Bakalım. He. Kiracı dertme teyze. Ya ne yapsan huzur yok. Şu evde senle ben, bir de eniştem biz bize yaşasaydık. Ne sıkıcı olurdu koca ev değil mi? Allah Allah. Nazar mı değdi bunlara ne? Yoksa bunlar hiç kavga etmezlerdi hiç. Kombiyi siz mi kıstınız? Evet biz kıstık. Donuyoruz. Açın şunu. Biz üşümüyoruz. Açmayız. Tabii ki açacaksınız efendim. Akşam açarız. Müsrifin lüzumu yok. Kendi kendinize karar veremezsiniz. Kendi kendimize para veriyoruz ama. Biz de para veriyoruz. Açılacak. Kısılacak. Biz açarız. Biz de kısarız. Haydar sen de bir şey söyler misin? Bir kısıp bir açsak. Ay! Yeter ama. Babanızın çiftliği değil burası. Emmimizin çiftliği. Emminizin çiftliği de değil artık. Haydar bir şey söyle. Ali Baba'nın çiftliği olabilir mi? Ya durun canım, ne bağırıyorsunuz? Ne oldu size, anlatın bakayım. Canım, bu kiracı mı indiriyor? Çatışma çıktı enişte. Birbirlerine girdiler. Gırtlak gırtlağa geldiler. Yok canım. Çocuklar kendi aralarında tatlı tatlı tartışıyorlar vahidim. Ufak tefek şeylerde anlaşamıyorlar. Değil mi çocuklar? İyi. Neymiş anlaşamadığınız ufak tüfek? Damperli kamyon gibi hepsini birden boşa atmayın üstüme. Dek dek konuşun. Anlamıyorum. Ben basitçe anlatayım Vahit Dayı. Ortak araç ve gereçlerin kullanım yöntemlerinin mantıklı bir kurala bağlanması gerektiği nedeniyle karşılıklı hak talepleri de göz önüne alınarak tarafları rencide etmeyecek bir hukuk çerçevesinde... Yine başladı hukuklu saat. Efendim?
Çok basit anlattın. Hiçbir şey anlamadım diyorum. Müsriflik edip bütün gün kombiyi sonuna kadar açıyorlar. Onlar da paralel telefonu kullanıp bütün konuşmalarımızı dinliyorlar. Dolaptaki malzemelerimiz durmadan eksiliyor. O acayip acayip şeyleri biz yiyecek değiliz Seral. Hem bizimkiler de eksiliyor. Biz de yemediğimize göre. Fare olmasın. Yine yanlış bir şey söyledim herhalde galiba sanırsam. Yeter ya. İşin başımdan aşkın. Ne haliniz varsa görün. Evet. Eniştemi bu vır zıvırla rahatsız etmemek lazım. Ama sen de bir şey söyle bari vahidim. Ayrıca da bu eve bir yönetici lazım. Sen mal sahibiysen dert babası değilsin. Yalan mı enişte? Doğru. Mal sahibinin bir ağırlığı olmalı. Öyle vırt oldu vahit, zırt oldu vahit. Sen işi gücü bırakıp bunlarla mı uğraşacaksın? Yalan mı enişte? Doğru. Sonra sana ne kombiden, telefondan. Sen aldığın paraya bakarsın. Memnun olmayan çeker gider. Yalan mı enişte? Ne? Kim gidiyormuş? Nereye gidiyormuş? Ya temsil misal. Şimdi biz hiç seni rahatsız etmeden aramızda bir yönetici seçelim. Bu dertler sana yansımasın. Herkes de seçilen yöneticinin kararlarına kayıtsız şartsız uysun, olsun bitsin. Yalan mı enişte? Doğru. Aranızdan birini seçin, ona konuşun. Tamam mı? Hadi be. Aman da benim cücüğüm ne kadar akıllı fikirli konuşuyor değil mi vahidim? Bak iyi ki geldi de kardeşi kardeşi düşmekten kurtardı. Estağfurullah canım. Kardeşlerim de akıl ederlerdi ama nedense kavgaya tutuştular. Ya ayıp size ayıp. Bir Berat kadar olamadınız. Hiç yakışıyor mu size kavga, gürültü? Hadi bakalım. Gidin seçiminizi yapın. Hadi başkanınızı seçin. Hadi Berat. Sen de toparla şu yaramaz koçlarla pürüşleri. Hadi gidin bakalım köz köz. Hadi.